Evet, şimdi başka sınıfta tanımlanmış bir metoda nasıl erişebildiğimizi ya da bir başka deyişle kullanabildiğimizi inceleyeceğiz. Arkadaşlar, başka sınıfta tanımlanmış bir metodun kullanımını inceleyebilmek için haliyle farklı bir sınıfa ihtiyacımız var. Bizler şu ana kadar hep program klası içerisinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Haliyle artık farklı bir sınıfa ihtiyacımız olduğundan dolayı bir sınıf oluşturacağız. Şimdi bir sınıfı oluşturabilmek ne demek? Sınıfı oluştururken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sınıf nerelerde oluşturulabilir vesaire, bu soruları sormadan hızlı bir şekilde sadece buradaki konuya odaklı ihtiyacımızı giderebilecek kadar sınıfın nasıl oluşturulduğunu sizlere göstereceğim. Ondan sonra içerisine bir tane metot ekleyeceğiz. Bir önceki dersimizde anlattığımız gibi bir sınıfın içerisindeki herhangi bir metoda erişebilmek için o sınıftan bir nesne oluşturmamız gerekecek. Nesnesini oluşturup ilgili sınıftaki metoda nasıl erişim gösterdiğimizi hep beraber sergilemiş olacağız. Şimdi görüldüğü üzere biz ilk uygulamayı açtığımızda, yani bir konsol uygulaması oluşturduğumuzda, program isminde bir klas bizleri karşılamaktadır. Biz kendimize ait herhangi bir klas oluşturacaksak bunu, bakın, klasın dışında da oluşturabilirsiniz. Klasın içerisinde de oluşturabilirsiniz. Klasın nerede oluşturulduğuna dair tüm yorumları ben object oriented'da yapıyorum. Burada şimdilik bakın şurada namespace diye bir şey var. Namespace'in scope'unun içerisinde birden fazla class oluşturabiliyoruz. Bu kadarını bilin şimdilik. Başka yerlerde de oluşturabiliyoruz. Namespace'in dışında da oluşturabiliyoruz. Bunların hepsini geçiyorum. Şimdilik bu nasıl burada oluşturulduysa, yani şu ana kadar çalıştığımız program class'ı bu namespace'in scope'unun içerisinde oluşturulduysa ben de burada oluşturuyorum. Ya hocam niye başka bir yerde? Ben işte namespace'in dışında biliyorum ya da farklı bir namespace'te oluşturulduğunu gördüm. Şimdi burada bunlarda oluşturulan class'larda bu göstereceğin yöntem geçerli değil mi hocam diye sorabilirsiniz. Nerede oluşturursanız oluşturun, eğer ki oluşturacağınız bir class'sa o class'ın içerisindeki herhangi bir metoda erişim her yerde aynıdır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Eğer ki metot tabii statik değilse ve tabii ki de public olacak. Yani ilgili metoda dışarıdan erişilebilir olacak. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Olabilecek en yüzeysel şekilde şu anda konuyu toparlamaya çalışalım. Şimdi geldim arkadaşlar. Burada bir tane class oluşturacağım. Class oluşturabilmek için class keyword'ünü kullanıyoruz haliyle. Ardından bir isim veriyorum. Örneğin Ahmet ismini verirsem Ahmet isminde bir class oluşturmuş olacağım. Tabii ki de ben anlamlı çalışmayı tercih ediyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir örnek yapayım. Diyelim ki matematik isminde bir class'ımız olsun ve scope'ları açtım kapattım. Şimdi dikkat ederseniz burada bir class'ım var. Adı matematik ve bunun içerisinde yapacağım tüm çalışmalar haliyle fizikle, kimyayla alakalı olmamalı. Neyle alakalı olmalı? Matematiksel işlemlerle alakalı tüm fonksiyonları, metotları ve değişkenleri vesaire bunun içerisinde toplayacağım. Anladınız mı? Bir önceki derste ya da ondan önceki de olabilir. Yani class mantığını neden tercih ettiğimizi anlatmaya çalışıyorum bir yandan. Şimdi matematik sınıfının içerisinde matematik işlemleri yapan fonksiyonlarımız olsun. Geliyorum. Şimdi public dedim. Dikkat, buraya birazdan odaklanacağız. Ardından geriye bir değer döndürsün. Integer diyelim. Topla diyelim. Scope'u açtım, kapattım. İki tane de parametre alsın. Integer sayı 1, integer sayı 2. Tabii artık bir metodun nasıl tanımlandığını, nelere dikkat etmemiz gerektiğini bildiğinizden dolayı hızlı bir şekilde bu süreci geçiyorum. Tamam. Burada niye hata veriyor? Niye hata veriyor? Çünkü geriye değer döndüren metot olduğu için geriye değer döndürmemizi bekliyor. Haliyle return diyorum. Bakın sayı 1 ile sayı 2'yi topluyorum ve geriye döndürüyorum. Anlaşıldı mı? Bir tane fonksiyonu buraya koydum. Şimdi buna benzer diğer işlemleri, 4 işlemi, 4 temel işlemi yapacak fonksiyonlarımızı oluşturalım. Hemen integer diyelim. Çıkar diyelim buna da. İki tane parametre ekliyorum. Sayı 1, sayı 2. Ve arkadaşlar gene return diyelim. Sayı 1'den sayı 2'yi çıkaralım. Bir tane daha fonksiyon ekliyorum. Integer çarp diyorum. Int sayı 1, sayı 2 olmak üzere iki tane parametre buna da ekledim. Ve bu iki parametreyi çarpıyorum. Mevzuyu anladınız. Bizim bir matematik sınıfımız var ve bu sınıf içerisinde matematiksel işlemler yapıyoruz. Böl diyelim. Integer sayı 1, sayı 2. Tabi burada illa tam sayısal bir bölme işlemi yapmıyor olabilirsiniz. Burada farazi matematiksel işlemler yaptığımı düşünün arkadaşlar. Yani sayı 1'i sayı 2'ye böldüğünüzde sonuç illa tam sayı çıkacak diye bir kaydı olmayabilir. O zaman double ya da decimal da yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar yeterli. Tamam. Yani olayın buradaki matematiksel yapılanmasıyla çok fazla işimiz yok. Burada bir inşa yaptık. Şimdi ne var?
Biz program CS'in içerisinde kodlarımızı yazıyoruz. Benim bu kodların içerisinde matematik sınıfının içerisindeki fonksiyonları kullanmam gerekiyor. İşte böyle bir durumda ne yapacağım? Sorusunun cevabı başka sınıfta tanımlanmış bir metodun kullanımı başlığı altında vermeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, bir önceki dersimizi iyi bir şekilde izlediyseniz eğer direkt burada orada ne anlattıysam uygulayacağız arkadaşlar. Yapmamız gereken işlem şudur ki sınıfın yani ilgili fonksiyonun içerisinde barındırıldığı sınıftan bir tane referans oluşturuyoruz. Matematik diyorum ve buna Ahmet ismini verebilirsin, Mehmet diyebilirsin, M diyebilirsin, fark etmiyor. Tabii ki de anlamlı isim vereceksin. Ben matematik diyorum. Bak ne yapmış oldum burada? Bir hani integer sayı gibi, string adı gibi, boolean medeni hali gibi matematik türünde matematik isminde bir değişken oluşturdum. Bu değişken eğer ki class türündeyse, integer gibi, byte gibi, boolean gibi primitif türlerde değilse arkadaşlar biz buna değişken demiyoruz, referans diyoruz. Tekrardan söylüyorum ki buradaki detayların hepsini object oriented kısmında daha teferruatlı bir şekilde konuşacağız. Ya da konuşuyoruz, konuştuk zaten. İlgili videoları izlerseniz orada bunların değerlendirildiğini göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar ben bir referans oluşturdum. Ne demiştim? Bu referansa bir tane nesne vereceğiz. Bu nesneyi de hemen şöyle referans operatörünü buraya koyarak new diyorum. Ardından matematik sınıfından bir nesne oluşturuyorum ve bunu ilgili referansta işaretliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığınızda artık ben burada bir değer oluşturmuş oldum. Ne değeridir bu? Matematik türünde, bakın matematik türünde bir nesne oluşturdum. Oluşturulan bu nesneyi matematik türündeki şu değişkenle aslında referansla işaretlemiş oldum. Anlaşıldı mı? İlk kullandığın her noktada bu nesne gelecektir. Bu nesneyi kullanmış olacaksın. Haliyle ben şurada tanımladığım matematik referansına artık bundan sonra herhangi bir yerde erişebiliyor muyum? Erişebiliyorum. Bu ne demek peki? Artık başka bir sınıftaki member'lara, elemanlara yani fonksiyonlara, object oriented'da göreceğiniz property'lere de daha sonra göreceğiniz field'lara da erişilebilir hale getirmiş oluyor. Anlaşıldı mı? Haliyle arkadaşlar burada artık yapmamız gereken matematik referansını kullanarak buna nokta dememiz yeterlidir. Haliyle görüldüğü üzere bakın ne geldi bize? İlgili sınıftaki, farklı bir sınıftaki tüm fonksiyonlar şu anda karşımda. Peki hocam burada ilgili sınıfta yazmamış olduğum fonksiyonlar da mevcut. Yani biz burada topla, çıkar, böl, çarpı eklemiştik. Ama burada equals var, efendime söyleyeyim toString var. Bunlar nedir hocam diye sorarsanız bunlar object oriented'ın konusu. Kalıtım başlığı altında bu fonksiyonların nereden geldiğini daha net bir şekilde anlamış olacaksınız. Şimdilik oraya hiç girmiyorum. Bizim kendi oluşturduğumuz fonksiyonlara bakın bu şekilde erişebildiğimizi artık görüyorsunuz. Şimdi ben burada çarpma işlemini mi kullanacağım? Hemen geliyorum. Bakın normal fonksiyon kullanımı bundan sonrası. 3 ile 5'i çarp dediğimde bana sonucu direkt integer olarak geriye döndürecektir. Hatta biz bunu şöyle alalım. Console WriteLine'la ekrana yazdıralım. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi burada uygulama çalışırken bir yandan gelin hep beraber kritik yapalım. Şimdi kritiğimiz şu. Matematik sınıfındaki ya da bir farklı sınıftaki herhangi bir fonksiyona erişim sergilerken buradaki yapmış olduğumuz çalışmada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. O da şu. Ben şimdi bak matematik farklı bir sınıf, program farklı bir sınıf. Haliyle bu ikisi birbirleri için öteki değil mi? Yani program sınıfı da matematik sınıfı da farklı sınıflar. Şimdi ben ne diyordum? Erişim belirleyicileri. Erişim belirleyicisi bir sınıfın içerisindeki herhangi bir fonksiyonun o sınıfın dışındaki öteki sınıflardan erişilebilir olup olmamasını ayarlayan özel keywordlerdir diyordum, değil mi? Ha, şimdi dikkat etmen gereken bizim için kritik olan nokta şu. Bir sınıftaki fonksiyonu farklı bir sınıfın içerisinde kullanmak istiyorsan ilgili fonksiyonun bulunduğu sınıfta public olması gerekiyor. Ya da daha doğru bir cümleyle ilgili fonksiyonun düzeltiyorum. İlgili fonksiyonun tanımlaması public olarak tanımlanmış olması gerekiyor. Şimdi ben burada çarpa nasıl erişiyorum arkadaşlar? Çarp public olduğu için bulunduğu sınıfın dışındaki farklı sınıflardan direkt erişilebilir hale geliyor. Eğer ki ben çarpı public değil de private yapsaydım, bakın görüldüğü üzere direkt hata veriyor. Diyor ki artık kardeşim sen buradaki çarpa erişemezsin. Niye erişemem? Çünkü private. Yani dış dünyadan, dış sınıflar tarafından erişilebilir bir özellik, nitelik onda yok.
Bundan sonra sadece matematik sınıfının içerisindeki fonksiyonlardan erişilebilir. Anladınız mı? Peki, şu anda bakalım ne durumda? Matematiğe nokta dediğim zaman, bak böl var, çıkar var, topla var ama çarp yok. Çarp private olduğundan dolayı gelmedi. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ilgili yapının, metodun dış sınıflardan, diğer sınıflardan erişilebilir olması için public'te işaretlenmiş olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Şöyle sonuca da bakalım. Bakın görüldüğü üzere matematik sınıfındaki çarp fonksiyonu kullandığımızda verdiğimiz değerler her neyse o değerlerin sonucu bize gelmiş, biz de ekrana yazdırmış bulunuyoruz. Evet. İşte bu mantıkla çalışıyoruz arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar.